böyledir. Ve devlet, merkezi hükümet bunları koordine eder. Aynı şey her şeyi AFAD yapacak. Getireceksin, AFAD'a şey vereceksin yardımı. Adamın gelecekse AFAD emrini. Ya öyle olmaz. Şimdi getiriyor, adam anlatıyor bana. Arkadaşlarım şey götürmüşler, göndermişler. İki tırla beraber İstanbul'dan yardım göndermişler. Yani 10-12 saat şehrin girişinde bekledikten sonra işte almışlar götürüyorlar. İçindekilerin hepsini de şey yapmayacak. Bir tane şoför gelecek. Nereye götürüyorsunuz beni? Şeye götürüyoruz. AFAD'ın deposunun yanına. Gidiyor deposunu 5 saat arabanın boşaltmasını bekliyor. Ya burada gıda malzemesi var. Burada efendim şey var. İşte çorba, yemek şeyi. Bunun için insanlar da gelmiş arkasında arabayla. Orada sıcak bir çorba dağıtacak bir organizasyon. Ya bu AFAD'ın deposu falan değil. Kontrol edersin. Dersin ki arkadaşım bunlar yapılmayacak şeyler değil ki. Şu noktada işte şu saatler arasında sen çorba çıkar şey yapacaksın. Neyse yemek, sıcak yemek. Oraya gideceksin dersin. Gelen adamlar yapar. Hepsini AFAD'ın her ilde AFAD'ın ne kadar elemanı var yani çalışan gönüllü falan ne kadar var ki? Hepsini nasıl yetebilir? 15 milyon insan etkilenmiş değerli kardeşim. 15 milyon insan yani 14-15 milyon arasındaki insan bu büyük felaketten etkilenmiş yani. Yani ve şimdi ya ölü sayısı falan yani onlar pek kayıtlara geçmiyor ona bakmayın. Herkesin evi yıkılmış. Herkes korkuyor. Böyle durumda dışarıdan gelenler bu organizasyonun içine girecekler ve hepsini koordine edeceksiniz, yaptıracaksınız yani bunu yani insan anlamıyor böyle bir şey nasıl böyle yapılır bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama tabii çok büyük bir şeyle olayla hemen bir daha söylüyorum çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için çok büyük organizasyonlar gerekiyor. Büyük devlet izlemiyor muyuz biz? Büyük devlet böyle zamanlarda belli olur büyük devlet yani. Başka zamanlarda falan nutuk atarken Hamaset'te falan değil. Büyük devlet böyle zamanlarda belli olur. Hatası olmaz mı? Eksikliği olmaz mı? Elbette olur. Olacaktır tabii netice itibariyle devletlular yani bu işi devlet adına yürütenler de insandır. Hata, eksiklikler, problemler olacaktır. Ama bir iyi niyet gerekiyor. Halisane bir şekilde yapacaksın. Allah rızası için, insanlara yardım etmek için. Acaba siyaset ne der? Böyle olur mu? Böyle olur mu? İşte vatandaş onları bir tarafa bırakacaksınız yani. Allah'a kendinizi bütün gücünüzle teslim edip insanlara sırf insanların acısını azaltmak amacıyla, sıkıntısını azaltmak amacıyla bu işin içine gireceksiniz ve yapacaksınız. Maalesef böyle sıkıntılar yaşadı ama ben halkın göstermiş olduğu büyük sabır, metanet, efendim dayanışma şeyini bir kere daha şahit olduk. Hiç kimse bu milleti, bu halkı küçümsememesi gerekiyor. Yani böylesine büyük belalarla, problemlerle, felaketlerle de baş edebilecek insanımız baş ediyor da, uğraşıyor da. Yani